Arkadaşlar, geçen dersimizde bir sunucuda Jenkins nasıl kurabiliriz ve Jenkins niye kullanıyoruz? Bunun hakkında size bilgi vermiştim. Şimdi olduğumuz yerden devam ediyorum. Şuraya kadar gelmiştik makalemizin. Şuradan sunucuma ulaşayım. Sunucumun IP adresini alayım. Seksen portuna kurmuştuk Jenkins'e. Hatırlarsınız buna bir şifre ve koymuştum. Girişimi yapıyorum. Şimdi Jenkins sunucuya girdim. Şimdi makalemi devamını getirmek istiyorum. Şimdi C# için veyahut da .NET Core için MS Test, MS Test Runner ve MS Build kuracağız. Bu pluginleri kuracağız. Şuraya gidelim. Manage Jenkins. Buradan Manage Plugins'lere giriyoruz. Available Plugins'lere tıklıyorum. Şuradan MS Build seçtim. MS Test ve MS Test Runner seçiyorum. Install Without Restart seçiyorum. Şu an Jenkins'te şu paketler kurulu. Başta Jenkins kendi kursunu istedik. Buradan Jenkins'e bir restart atabiliriz ama ihtiyacı yok. Buraya gelelim. Şimdi bu adımdan sonra burada şöyle bir şey koymuşum. Eğer Jenkins'in çalıştırdığı portu değiştirmek istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz. Şimdi ben geliyorum. ASP.NET Core'u kuracağım. ASP.NET Core'u kurmak için şu Register Key ve Feed'i kopyalıyorum. Buradan da bir tane terminal açıyorum. Terminal açıyorum. SSH yapıyorum. Sunucuma giriyorum buradan. IP adresi buradan kopyalayayım. Evet, şifremi giriyorum. Ve sunucumuza girmiş oldum. Şimdi şunu kopyaladım. Paste yaptım. Koydum ben repository'ye. Şimdi .NET'i kurmaya çalışacağız. Şu an sudo get update çekeceğiz. Evet. Şuraya kopyalayayım update olurken. Şimdi bu komutla da .NET'i kurmuş olacağız. Evet diyorum. Kurmak istiyorum. .NET'in cross platform olması gerçekten çok güzel. Hatta Windows sunuculardan Linux sunucularda çok güzel çalışıyor. Bunu kendim deneyerek gördüm. Sonradan .NET versiyonu kontrol edebiliriz ama bu muhtemelen biraz sürecek. Ondan sonra Nginx kuracağız.
Şimdi bu kurarken ben size biraz Nginx hakkında anlatayım. Buradaki açıklama yeterli bence. Şimdi Nginx yüksek eş zamanlı çalışma kabiliyetli, yüksek performanslı ve düşük hafıza kullanımı odaklanarak tasarlanmış bir web sunucusudur. Aynı zamanda ters ve kil sunucusudur ve yük dengeleyicidir. Şimdi Nginx güzel bir şeydir. Ben çok seviyorum. Apache ile kullandım zamanda ama IIS'de kullandım. Fakat bunlardan hepsinden Nginx'i beğendim. Çünkü Nginx'in ayarları çok basittir ve internette yüklü oranda kaynakları var. Zaten bu eğitimde göstereceğim. Şimdi .NET tamamlanmış olmuş. .NET dash dash evet 2.2.203 versiyon kurulmuş olmuş.